Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kısa süre önce hayatımıza giren ChatGPT yapay zekadan bizlere Yasin süresini okumasını istedik. Türkçe meali olarak ChatGPT meali okudu ve ardından bunun hangi meali olduğunu sorduğumuzda da bize global anlamda kabul görmüş olan meali seslendirdiğini söyledi, okuduğunu söyledi. Şimdi hep beraber bu meali dinleyelim. Şimdiden tüm dualarımız Allah kabul etsin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirimler açmayı ihmal etmeyelim. Allah'a emanetsiniz. Yasin Suresi 1. Yasin 2. Hikmet dolu Kur'an'a and olsun ki, 3. Şüphesiz sen gönderilen elçilerdensin. 4. Dost doğru bir yol üzerindesin. 5. Mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. 6. Ataları uyarılmamış, bu yüzden gaflet içinde kalmış bir kavmi uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki, onların çoğu üzerine o söz azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. 8. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Biz onların önlerine bir set ve arkalarına bir set çektik. Böylece onları sarı verdik. Artık onlar görmezler. 10. On, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, iman etmezler. 11. Sen ancak zikre, Kur'an'a, uyanı ve görmeden Rahmana saygı göstereni uyarabilirsin. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. 12. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların yaptıklarını ve geride bıraktıkları eserleri yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta sayıp tespit etmişizdir. Onlara, o şehir halkını misal ver. Hani oraya elçiler gelmişti? 14. Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de ikisini yalanlamışlardı. Biz o iki elçiyi üçüncü bir elçiyle destekledik. Bunun üzerine onlar, şüphesiz biz size gönderilen elçileriz dediler. 15. Onlar şöyle dediler, siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. 16. Dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. On, bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir. 18. Dediler ki, doğrusu biz sizden uğursuzluk umuyoruz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun ki sizi taşlarız ve mutlaka bizden size elem dolu bir azap dokunur. 19. Elçiler dedi ki: Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verilmesi mi uğursuzluk oldu? Hayır, siz doğrusu haddi aşan bir kavimsiniz. 20. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Dedi ki: Ey kavmim bu elçilere uyun. 21. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yoldadırlar. 22 hem ben ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Halbuki siz de ona döndürüleceksiniz. 23. Ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. 24. O takdirde ben mutlaka apaçık bir sapıklık içinde olurum. 25. Şüphesiz ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin. Ona cennete gir denildi. O da dedi ki, keşke kavmin bilseydi. 27. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar kılınanlardan kıldığını. 28. Ondan sonra kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirmeye de gerek yoktu. 29. Sadece korkunç bir ses oldu. Birden onlar sönüverdi. 30. Yazık okullara ki kendilerine bir peygamber gelmezdi ki onunla alay ediyor olmasınlar. 31. Görmediler mi ki kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Onlar bir daha onlara dönmeyecekler. 32. Onların hepsi de toplanıp yalnızca bizim huzurumuza getirecekler. Onlar için ölü toprak, bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. 34. Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler meydana getirdik ve içlerinden pınarlar fışkırttık. 35. Onun ürünlerinden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? 36. Yerin bitkilerinden... İnsanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah'ın şanı yücedir. 37. Gece de onlar için bir delildir. Ondan gündüzü soyup çıkarırız da birden karanlığa gömülürler. 38. Güneş de kendisi için belirlenen bir karar yerine doğru akıp gider. İşte bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. 39. Ay içinde menziller tayin ettik. Nihayet o, eski hurma dalı gibi hilal olur. 40 ne güneşin aya erişip çatması uygundur, ne de gecenin gündüzü geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp giderler. 41. Onlar için bir delil de bizim onların soylarını dolu gemide taşımamızdır. 42. Yine onlar için bunun gibi binecekleri şeyler yaratmamızdır. 43. Dilesek onları suda boğarız da ne onların imdadına koşan olur ne de onlar kurtarılırlar. 44. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir zamana kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. 45. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin denildiğinde. 46. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. 47. Onlara, Allah'ın sizi rızıklandırdıklarından siz de Allah yolunda harcayın denildiğinde, inkar edenler, iman edenlere dediler ki, Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseyi biz mi doyuracakmışız? Siz apaçık bir sapıklık içindesiniz. 48. Bir de eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman derler? 49. Onlar sadece kendilerini alaya alırken yakalayacak bir tek korkun sesi bekliyorlar. 50. O zaman ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. 51. Sur'a üflenmiştir bir de bakarsın kabirlerinden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. 52. Onlar, vay başımıza gelenler, bizi mezarlarımızdan kim kaldırdı, bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemiş, derler. 53. Sadece bir tek ses olur, bir de bakarsın onların hepsi huzurumuzda toplanmışlardır. 54. O gün, hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. 55. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetler içinde sefa sürerler. el altın, onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerine kurulurlar. Onlara orada bir meyve vardır. Her istedikleri de kendilerine verilir. 58. Onlara çok merhametli Rab'den bir söz olarak selam vardır. Elinkollah, ey suçlular, bugün siz bir tarafa ayrılın. 60. Ey Adem oğulları, ben size şeytana tapmayın çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Demedim mi? Aptal 1: Bana kulluk edin, doğru yol budur diye de söyledim. Andolsun ki o sizden birçok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Aptal 4: Bugün inkar ettiğiniz için girin oraya. 65 5: O gün onların ağızlarını mühürleriz, bize elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şahitlik eder. 66 6: Eğer dileseydik gözlerini kör ederdik de yolda birbirini geçmeye çalışırlardı. Fakat nasıl göreceklerdi? 67. Yine dileseydik oldukları yerde şekillerini değiştirirdik de, ne ileri gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri dönebilirlerdi. Biz ona peygambere şiir öğretmedik, zaten ona yakışmazdı da. Bu sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. 70. Diri olanları uyarsın ve inkar edenler üzerine o söz hak olsun diye gönderilmiştir. Görmediler mi ki, biz kudretimizin eseri olarak onlar için hayvanlar yarattık da, onlara sahip bulunuyorlar.'' Hem onları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan binekleri de var, yiyecekleri de. 73 Onlarda kendileri için daha birçok faydalar ve içilecek şeyler de vardır. Hala şükretmezler mi? 74 Onlar Allah'ı bırakıp da kendilerine yardım edemeyecek putları ilah edindiler. Halbuki onlar kendileri için hazırlanmış askerlerdir. 75 Onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizli tuttuklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. 76. insan bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki o şimdi apaçık bir düşman kesildi. 77 Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi. Dedi ki çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? 78 De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. 79 Okul o size yeşil ağaçtan bir ateş çıkaran işte siz de ondan yakıyorsunuz. 80 Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O, hakkıyla bilen yaratıcıdır. 81. Onun emri, bir şeyi dilediği zaman ona sadece ol demektir. O da hemen olu verir. 82. O halde her şeyin mülkü elinde bulunan Allah yücedir ve siz ona döndürüleceksiniz.